Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz haksızlık karşısında susmak. İslam kültüründe çok bilinen iki rivayet vardır. Hemen hemen her yerde geçer. Birincisinde denir ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İslam peygamberi böyle buyurmuştur denilir. İkincisi de yine İslam peygamberi buyurmuştur ki en büyük cihat hakkı müdafaa etmektir. Bu iki rivayet Kur'an'ın hak konusunda, zulüm konusunda, adalet konusunda söylediklerini adeta özetlemektedir. Bu nedenle çok meşhurdur. Hemen hemen her yerde geçer. Hakkın müdafaa edilmesi, yani bir hakkın savunulması en büyük cihat olarak ifade ediliyor. O zaman hak nedir? Cihat nedir? Dilsiz şeytan olmak ne demektir? Şeytan olmak esasında ne manaya geliyor? Şimdi bunları açıklayarak aynı zamanda haksızlık karşısında susmanın dini görüş açısından ne anlama geldiğini de görmüş olacağız bunları açıklarken. Hak, Türkçe'de hak, Arapçadan Türkçe'ye çevrildiğinde üç kelimeyle ancak ifade edilebiliyor. Bu üç kelime birleştiği an Arapçadaki ve Kur'an'daki hak kelimesi tam yansıtılabilmiş oluyor. Birincisi hak, adalet demektir. İkincisi hakkaniyet demektir. Yani birisinin hakkı. Birisine verilen hak, insan hakları kavramındaki gibi hakkaniyet, kişiye düşen hak, pay anlamında kullanılıyor. Üçüncüsü de gerçeklik anlamına geliyor. Gerçek neyse o, hak olmuş oluyor. Gerçek, gerçek, gerçeğin ta kendisi. Gerçek, gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceğime yemin ederim diye mahkemelerde yemin ettirilir. Özellikle Batı mahkemelerinde. İşte o gerçek. Realite. Gerçeğin ta kendisi. Neyse ona hak diyoruz. Aynı zamanda hak eşitlik anlamına geliyor. Eşitçe hakları dağıtma anlamına geliyor. Aynı zamanda adalet anlamına geliyor. Dolayısıyla gerçeğin karşısında susmak, hakkın müdafaa edilmemesi, haksızlık karşısında susmak dediğimiz zaman kastettiğimiz bir eşitsizlik, bir adaletsizlik ve bir yalan, gerçeğe uymayan bir şey gördüğümüzde onun karşısında susmak demek oluyor. Dolayısıyla rivayette ne deniyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan gibidir. Yani bir adaletsizlik, bir hak yeme, bir eşitsizlik ve bir gerçek olmayan durum, bir yalan duyduğunda bunun karşısında sustuğunuz zaman, bir şey demediğiniz zaman adeta dili olmayan şeytan gibi olmuş oluyorsunuz. Şeytan derken de kastedilen insanın içindeki kötülük dürtüleridir. Şeytan diye din dilinde içimizdeki kibir, haset, öfke, hırs ve başkalar hakkında her türlü kötücül düşünce, kötücül dürtüye din dilinde şeytan diyoruz. Demek ki eğer haksızlık karşısında susuyorsanız,
Sizin içinizde bir kibir var, bir haset var, bir hırs var, bir öfke var, kötücül bir dürtü var, bir fikir var ve onu içinizde saklayarak, dilinizde ketmederek, dilinizde onu ifade etmeyerek susmak suretiyle bunların emrinde hareket etmiş oluyorsunuz. Haksızlık karşısında susan birisi ya birine haset etmiştir, kıskançlık içerisindedir, sevmediği birisine haksızlık yapıyordur, o da ona susuyordur. Çünkü kişiyi sevmediği için o haksızlığın karşısında ezilmesini istiyordur. Bugün çokça yapılan şeyler işte. Benim partimden değil, benim mahallemden değil, benim gibi düşünmüyor. Benim dışımda birisi olduğu için ona yapılan haksızlığa ses çıkarmıyorum. O zaman şeytanca bir iş yapıyorum. Hasedimi içime gömüp, sesimi çıkarmayıp onun ezilmesine göz yumuyorum. Çünkü o benden değil. İşte buna dilsiz şeytanlık deniyor. O zaman birisine haksızlık yapıldığı zaman onun karşısında susamayız. Birisi zulme uğradığı zaman, birisi mağdur edildiği zaman bizden değildir diye ona yaklaşmamak veya bizim grubumuzdan değil, bizim milletimizden, bizim ırkımızdan, bizim dinimizden, bizim mezhebimizden değildir diye mağdur olmuş örneğin bir depremzedeye yardım etmemek, yardım ederken bizden mi değil mi diye gözetmek bir haksızlık oluyor. Bu haksızlığın karşısında susmak da dilsiz şeytanlık olmuş oluyor. Yine deniliyor ki rivayette en büyük cihat hakkı müdafaa etmektir. Cihat cehd etmek, çaba göstermek, gayret göstermek demektir. Sanıldığın aksine cihat dünyayı Müslüman yapmak için eline kılıç alıp herkes Müslüman olacak diye at üstüne binip tıkıdık tıkıdık dünyayı fethe çıkmak değildir. Cihadın kılıçla alakası yoktur. İçtihat kelimesi de cihattan gelir. Müştehit kelimesi de cihattan gelir. Mücahit kelimesi de cihattan gelir. Yani çaba gösteren, gayret esteden, özellikle fikirsel, zihinsel çaba göstererek konunun aydınlanması için bütün gücünü, bütün cehdini ortaya koyan kişi demektir. Cihat eden kişi. Dolayısıyla mukatele, yani katil, adam öldürme, kendi dinine döndürmek için insanlara katletmeyle doğrudan alakası yoktur. Ama geçmişte İslam kültüründe böyle anlaşılan yerler olmuştur. Ancak İslam kültürüyle İslam dini farklıdır. İslam kültüründe iki rivayet dedim başlangıçta sözüme girerken, peygambere atfedilen bu sözleri aktardım. Bunlar İslam kültüründe vardır. İslam dini demek Kur'an'da geçen şey demektir. Eğer bir şey Kur'an'da geçmiyorsa o İslam dininde yoktur. Ama İslam kültüründe olabilir. İslam kültürü tarihte Arapların, Farsların, Türklerin, Kürtlerin, daha başka Müslüman milletlerin ürettiği kültür demektir. Dini görüşler, uygulamalar, icraatlar, fikirler, özlemler, duygular, pratikler demektir. Bu İslam kültürüdür. Her İslam kültürü İslam dininde vardır diyemeyiz. Ama İslam dini dediğiniz zaman bu Kur'an'da geçen konular için ifade edilir. İslam kültüründe olan birçok şey Kur'an'a da uygun olabilir. Ama İslam kültüründe üretilen her şey Kur'an'a uygun olacak diye de bir kural yoktur. Birçok hurafeler, birçok din dışı uygulamalar da İslam kültürünün içinde olabilir. Ama İslam dininde olmayabilir. Şimdi bu ara parantez bir açıklamaydı. Başlangıçta anlattığım bu rivayetlerde İslam kültürü tarafından üretilmiştir.
en büyük cihat hakkı müdafaa etmektir. Bu İslam kültürünün ürettiği bir rivayettir ama İslam dinine uygundur. Yani Kur'an'da karşılığı olan ayetler vardır. Çünkü hakkı müdafaa etmek, zulme karşı çıkmak, adaletten yana olmak Kur'an'da övülür. Haksızlık karşısında susmamak, zulüm karşısında boyun eğmemek, daima adaletin akrabası dahi olsa, en yakınların aleyhine dahi olsa daima adaletin yanında olmak Kur'an ayetleriyle övülmüş hareketlerdir. Şu halde insanların hakkını savunmak, mesela ana dilde konuşma hakkını savunmak, ana dilde ibadet etme, ana diliyle eğitim görme, ana diliyle temel bilimleri, fiziği, kimyayı, tarihi, geçmişini, kültürünü, geleneğini öğrenme ve bunları geliştirme her insanın hakkıdır. Bunu savunmak. Keza insanların emeğini savunmak, alın terini savunmak, emeklerinin karşılığını alamayınca emeklerinin karşılığını almaları gerektiğini müdafaa etmek. Bu mücadeleyi verenleri desteklemek, onların yanında yer almak. Keza insanların yaşamını, hayatını savunmak. Öldürmelere karşı, çalmalara karşı, insanların onurunu, şerefini savunmak. İftiralara karşı, yalana karşı, gerçek dışı bilgilere karşı doğruyu savunmak, hakkı savunmak anlamına geliyor. Halkın haber alma hakkını savunmak. Yalanlara, gerçek dışı beyanlara karşı doğrunun ve gerçeğin yanında yer alarak doğrunun ve gerçeğin ne olduğunu insanlara duyurmak için mücadele etmek. Çevreyi korumak, doğayı korumak, yeşil hayatı, ağaçları korumak, onları müdafaa etmek. Bunların hepsi anlattığımız rivayete göre en büyük cihat olmuş oluyor. Nerede bir hak müdafaası varsa, nerede bir hakkı yenen insanın yanında yer alma, onun yanında durma varsa, o hakkı kullanabilsin diye, o hak ona geri iade edilsin diye mücadele etmek en büyük cihat olmuş oluyor. Bugün çağdaş dünyada insan hakları kapsamına giren ne kadar mücadele varsa en büyük ibadet olmuş oluyor. Çünkü ne deniyor? En büyük cihat hakkı müdafaa etmektir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. En büyük cihat zalim sultana karşı hakkı söylemektir. Bu rivayetin bir de bu tür versiyonu var. En büyük cihat zalim bir sultanın karşısında hakkı haykırmaktır. Yani insanların hakkını yiyen, canlarına, mallarına, ırzlarına, namuslarına, alın terlerine, emeklerine, yaşam haklarına, renklerine, kültürlerine, dillerine dokunan, bunlara karşı adeta savaş açmış gibi zulüm ve baskı uygulayan bir otoriteye karşı bunların yanında yer almak, bunları müdafaa etmek ve bu hakların ihlal edilemeyeceğini, insanların elinden bu hakların alınamayacağını söylemek en büyük cihat olmuş oluyor. Keza en büyük ibadet birisinin hakkını savunmaktır. En büyük ibadet kişinin kendi hakkı başta olmak üzere insanların haklarını, hukuklarını savunmaktır diye de bu rivayet başka bir versiyonda söylenir. Orada da hakkı savunmak görüldüğü gibi ibadet olarak tanımlanır. Demek ki gerçek İslam'da hakkı müdafaa etmek hem en büyük cihattır hem de en büyük ibadettir.
cihat ve ibadet dediğiniz hakların savunulmasıdır. Hakkı yenenin yanında yer alınmasıdır. Kimin hakkı yeniyorsa başta kendi hakkı olmak üzere o hakkı savunmak, müdafaa etmek ve hakkın yaşanması için, o hakkın elinden alınmaması için, yok edilmemesi için mücadele etmenin ta kendisi hem en büyük cihat oluyor hem de en büyük ibadet olmuş oluyor. İbadet zaten bundan başka nedir ki? Yaygın kanaatin aksine ibadet hem hakkı savunmak hem hayatın içerisinde iş ve değer üretmektir. Çaba sarf etmektir. İnsanların iyiliğine olan işler, iyilikler üretmektir. İyi ve hayırlı iş ve değer üretmeye ibadet diyoruz. Yoksa ibadet sanıldığının aksine ve çoğunluğun bildiğinin tersine namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, başını örtmek, kandil gecelerine katılmak, kurban kesmek değildir. Kur'an bunlara ibadet demez. Bunların Kur'an'daki adı nüsüktür. Peki gerçek anlamda ibadet nedir? Bir, hakkı müdafaa etmektir. Hakları savunmaktır. Bu hakların kim tarafından ihlal ediliyorsa ona karşı savunusunu yapmaktır. Zalim bir otoritenin karşısında hakkı haykırmaktır. Gerçeği dile getirmektir. Yalanın, kurgunun, iftiranın karşısında çıkıp ne pahasına olursa olsun gerçeğin kendisini dile getirmek. Bunlar yalan. Bunların aslı yok. Gerçek budur demektir. Gördüğü bir eşitsizlik karşısında böyle davranamazsınız. Ona öyle, buna böyle davranamazsınız. Herkese eşit davranmalısınız. Adaletli olmalısınız. Demenin kendisi. Aynı zamanda bunları müdafaa etmenin de ötesinde adaletin, eşitliğin, gerçekliğin ta kendisini bizzat uygulamak, yaşamak, yaşatmak, bunların yanında yer almanın ötesinde tam içinde yer almak, bizatihi kendisi olmak, ibadet dediğimiz şey gerçek anlamda bu. Aksi halde din ve dini gerçekler hayattan koparılmış oluyor. Hayatın kendisine bir alakası olmayan, hayatın orta yerinde değil, kenarlarında inanç lazım olduğunda, dua lazım olduğunda işe yarayan bir fenomen olmuş oluyor. Din böyle bir şey değildir. Şu anda insanların çoğu dindarlığın tam ortasında yer alıyorlar ama kendilerine dindar demiyorlar. Dindar değiliz biz diyorlar. İşte namaz kılmadıkları için, oruç tutmadıkları için, hacca gitmedikleri için, Allah kitap inşallah maşallah demedikleri için biz dindar değiliz diye düşünüyorlar. Ama ömrünü insan hakları mücadelesine adamış. Ömrünü bir hakkın edinilmesi için sarf etmiş. Ömrünü doğa mücadelesine, ağaçları savunmaya, yeşillikleri savunmaya, yoksulları, garipleri, kimsesizleri savunmaya, onların hallerini iyileştirmeye adamış. Çocuk haklarından, mülteci haklarından, kadın haklarına kadar mahpushanelerde yatanların haklarından tutun, dışarıda dışlanan ve ezilen her kim varsa onların hakkına kadar savunmadığı hak kalmamış. Gerçek anlamda ibadet de cihat da buyken bunu yapanlar genellikle biz dindar değiliz derler. Bunlarla alakası olmayanlar, sadece namaz, oruç, hac tutan, dilinden inşallah maşallah eksik etmeyenler kendilerinin dindar olduklarını zannederler. Yani bütün kablolar yanlış bağlanmış durumdadır. Bu kabloları hepsini söküp doğru şekilde tekrar yerlerine bağlamak gerekmektedir. Bizim yaptığımız da biraz böyledir. Evet, bugünlük de programımız burada sona eriyor. Haksızlık karşısında susmaktan başladım ve hak müdafaası etrafında bazı şeyler söylemeye çalıştım. Bir başka gün tekrar bir başka konu üzerinde yine duracağız.
Sevgiyle kalın, hoşça kalın.